Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Bugünkü dersimizde basınç ve rüzgarlardan bahsedeceğiz. İklim elemanlarından bir tanesi de basınçtır. Bir önceki derste sıcaklığı etkileyen etmenlerden bahsetmiştik. Bir defa basıncın ne olduğunu arkadaşlar nedir, nereden bileceğiz, nedir, ne değildir ona bakalım. Arkadaşlar, 5 ton civarında bir ağırlığı kaldırabilir misiniz diye bir soru sorduğumda arkadaşlar. Evet diyeceksiniz tabii ki buna. Mesela arkadaşlar vücudumuz şu anda 10-15 ton ağırlık taşıyor. Bunu biliyor musunuz? Evet. Neyi taşıyorsunuz ama? Atmosfer içerisindeki gazların bir ağırlığı, bir yoğunluğu var arkadaşlar. Bunlar vücudumuza bir basınç uyguluyorlar. Buna biz ne diyeceğiz? Atmosfer basıncı diyeceğiz arkadaşlar. Yani yetişkin bir insan yaklaşık 14 ton ağırlığı taşıyor. Bunu bu şekilde söyleyebiliriz. Kan basıncımızla atmosfer basıncı bunu birbirini dengeliyor. Bu aklımızda bulunsun. Dünyayı çepeçevre saran atmosfer tabakası çeşitli gazlardan oluşuyor. Hava küreyi oluşturan bu gazların bir ağırlığı var. Bu gazların yere doğru uyguladıkları dik kuvvete atmosfer basıncı diyoruz. Evet, tekrar söylüyorum. Atmosfer içerisindeki gazların yere doğru uyguladıkları dik kuvvete atmosfer basıncı diyoruz. Atmosfer basıncı barometre denilen aletle ölçülür. Birimi milibardır arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar, okyanus kıyısında yani 0 metrede 45 derece enlemlerinde 15 derece sıcaklıkta atmosfer basıncı 760 milim olarak ölçülmüştür. Bu ağırlığa normal hava basıncı denir. Normal hava basıncı 1013 milibar. Ağırlık değeri ise 1013 gramdır arkadaşlar. Evet, şimdi tekrar söylüyorum. Niye 0 metrede ölçülmüş? Çünkü yükseltinin etkisini ortadan kaldırmak. Niye 45 derece enlemlerinde ölçülmüş? Çünkü arkadaşlar ne ekvatorda ne kutuplarda dünyanın tam orta noktasında. Niye 15 derece sıcaklıkta ölçülmüş? Çünkü ne yüksek bir sıcaklıkta ölçülmüş ne de düşük derecede bir sıcaklıkla ölçülmüştür arkadaşlar. Atmosfer basıncının barometreyle ölçüldüğünü biliyorsunuz. 1013 milibar normal basınç değerimiz. 1013 milibarın üzerine yüksek basınç, altına ne diyeceğiz? Alçak basınç diyeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde bilmemiz gerekiyor. Peki basıncı etkileyen etmenler ne? Basınç yükseltiden etkilenir. Basınç sıcaklıktan etkilenir. Basınç yoğunluktan, yer çekiminden ve dünyanın hareketlerinden etkilenmektedir. Şimdi bakalım. Yükselti arttıkça arkadaşlar basınç ne yapar? Azalır. Çünkü yerden yükseldikçe gazların ağırlığı ve yoğunluğu azalmaktadır. Bu nedenle her 11 metrede 1 milibar basıncın azaldığı bilinir arkadaşlar. Bu nedenle mesela dağcılar tepelere tırmandıklarında ne yapıyorlar? Belli bir yükseltiye çıktıktan sonra dinleniyorlar. Amaç ne? Basıncı dengelemek. Bakın arkadaşlar, kan basıncıyla atmosfer basıncını dengelemeniz gerekiyor. Eğer dengelemeden hızlı inip çıkarsanız ya arkadaşlar orada kulağınızın zonkladığını görürsünüz. Yani yüksek bir yerden aşağı indiğinizde kulağınızın zonkladığını görürsünüz. Ya da yüksek bir yere çıktığınızda arkadaşlar basınç düşer, atmosfer basıncı, burnunuzun kanadığını hissedersiniz. O zaman söylüyoruz, yükselti arttıkça basınç azalır. Aralarında ters orantı var. Yükselti arttıkça basıncın azalmasının nedeni yükseklere doğru çıkıldıkça atmosfer içerisindeki gazların ağırlığı, yoğunluğu ve atmosferin kalınlığı azalır. Bu nedenle. Evet. Yerden yükseklere doğru çıkıldıkça ne oluyormuş? Gazların yoğunluğu azalıyor. Bu nedenle basınç değeri azalıyormuş. Sıcaklık. Arkadaşlar, sıcaklık arttıkça gaz molekülleri ne yapar? Genleşir. Değil mi? Gaz molekülleri genleşeceği için arkadaşlar oraya az gaz sığar. Bu nedenle sıcaklık arttıkça basınç ne yapmaktadır? Azalmaktadır. Çünkü ısınan hava ne yapar? Genleşir, hafifler ve yükselir. Isınan hava genleşir, hafifler ve yükselir. Yani basınç da ne yapar? Azalır. Yani zemine uyguladığı basınç azalır havanın.
kısımda genleşe hafifledi ve yükseldi. Arkadaşlar, alçalan havanın basıncı yüksektir. Bunu bilin. Yükselen havanın basıncı azdır. Evet. O zaman sıcaklık arttıkça basınç azalmaktadır. Evet, ekvatorda yıl boyunca sıcaklık fazla olduğu için ızınan hava yükseliyor. Bu nedenle sürekli alçak basınç alınır. Kutuplarda yıl boyunca sıcaklık düşük olduğu için hava soğuk, sürekli alçalıyor. Bu yüzden sürekli yüksek basınç alınır. Arkadaşlar, atmosferde bulunan gazların belli bir yoğunluğu, belli bir ağırlığı vardır. Bu yoğunluk artarsa basınç da ne yapar? Artar. Yani yoğun bir şekilde bulunursa aşağıya doğru uyguladıkları bir kuvvet artar. Arttığı için de basınç artar. Yer çekimi. Atmosferdeki oluşturan gazların yeryüzündeki uyguladığı basınç yer çekiminin etkisiyle de oluşmaktadır. Dünyanın şeklinden dolayı kutuplardan yer çekimi fazla olduğu için basınç fazladır. Ayrıca ekvatorda kutuplarda yerden yükseklerde alçak yerlere doğru yer çekimi artacağı için basınç da artar. Yani ekvatordan kutuplara doğru basınç artar. Ekvatorda yer çekimi az, basınç az. Kutuplarda yer çekimi fazla, basınç fazla. Bunu bilmemiz gerekiyor. Yani yer çekimi artarsa basınç da artar. Aralarında doğru orantılar. Dünyanın hareketleri arkadaşlar. Dünyanın hareketlerine bağlı olarak yön değiştiriyor. Bu rüzgarlar arkadaşlar 30 derece enlemlerinde yığılıyorlar. Ters alize rüzgarları dediğimiz rüzgarlar 30 derece enlemlerinde yığılıyorlar ve burada dinamik yüksek basınç alanları oluşturuyorlar. Yine farklı karakterde hava kütleleri 60 derece enlemlerinde karşılaşıyor ve sıcak hava soğuk havanın üstünde yükseliyor. Bunun sonucunda da 60 derece enlemlerinde dinamik alçak basınç oluşuyor. O zaman 30 derece dinamik yüksek basıncı, 60 derece dinamik alçak basıncı günlük hareket sonucu oluşan basınçlardır arkadaşlar. Bunu da bilmemiz gerekiyor. Evet, basınçların genel özelliklerine baktığımızda arkadaşlar, alçak basınç ve yüksek basınç. Bakınız, alçak basınçta 1013 milibar altında, yüksek basınçta 1013 milibarın üstünde. Yatay hava hareketi, yani yatay hava hareketi dediğimiz şey rüzgarlar. Alçak basınçta çevreden merkeze doğru. Yüksek basınçta merkezden çevreye doğru. Evet, dikey hava hareketleri yükselici karakterde, dikey hava hareketleri yükselici karakterde. Evet, yüksek basınçta dikey hava hareketleri alçalıcı karakterde. Gökyüzünün durumuna baktığımızda alçak basınçta gökyüzü kapalı, yani hava bulutlu. Yüksek basınçta da arkadaşlar hava genelde açık. Alçak basınçta nem fazla, yağış ihtimali yüksek. Yüksek basınçta nem az, yağış ihtimali düşük. Arkadaşlar, sapma yönüne baktığımızda rüzgarlar kuzey yarımkürede sağ. Saat ibresi yönünde. Güney yarımkürede sola sapar. Yani kuzey yarımkürede birleştirdiğinizde S çıkar. S çıkıyorsa kuzey yarımküre, güney yarımkürede ise ters S çıkar arkadaşlar. Ters S. Tamam mı? Z yani. Evet. Günümüze kadar yeryüzünde en yüksek hava basıncı Sibirya'da bulunan Agata kentinde kaydedilmiş. Bu hava basıncı deniz seviyesinden 1083.8 milibar olarak ölçülmüştür. En düşük hava basıncı 870 milibar olarak 1979'da Büyük Okyanus üzerinde oluşan Kip adlı kasırganın merkezinde ölçülüyor arkadaşlar. Evet, kuzey yarımkürede alçak basınç. Bakınız ne yapıyoruz arkadaşlar? S çiziyor. İki tanesini birleştirdiğinizde. Alçak basınçta neydi? Bakınız kuzey yarımkürede olduğunu S çizdiğinden anlıyorduk. Arkadaşlar başka ne vardı? Çevreden merkeze doğru gerçekleşiyordu yatay hava hareketi. Çevreden merkeze doğru meydana geliyordu arkadaşlar. Rüzgarlar neymiş? Çevreden merkeze doğru geliyor. Bunu bilmemiz gerekiyor. Tamam mıyız? Güney yarımkürede baktığımızda ters S çiziyor. Bu da alçak basınç görüyorsunuz. Çevreden merkeze geldiği için arkadaşlar merkez burası, alçak basınç. Ters S çizdiği için de bu hangi yarımküredir arkadaşlar? Güney yarımkürede yer almaktadır.
Arkadaşlar kuzey yarımkürede yüksek basıncı bakınız merkezden çevreye doğru. Basınç nereden nereye? Merkezden çevreye doğru. S çiziyorsa nedir bu? Kuzey yarımküredir. S çiziyorsa kuzey yarımküredir. Arkadaşlar güney yarımkürede bakınız ters S çiziyor. Ters S çiziyor. Z gibi yani. Nereden? Çevreden merkeze doğru olduğu için arkadaşlar bu nedir? Yüksek basınçtır. Rüzgarlar çevreden merkeze doğru olur ve güney yarımküredir. Evet. Basınç kuşakları ve yarımkürelerini belirleyelim arkadaşlar. Bakınız burada ne olmuş? İçeriye doğru alçak basınç. S değil de Z çiziyor. Yani ters S çiziyor. Güney yarımküre. Bu birleştirdiğinizde S çiziyor. Kuzey yarımküre. İçeriye mi dışarıya mı? Merkezden çevreye ne? Yüksek basınç. Bakalım. Evet. Burada S ya da Z çizme yok. Ama düz. Düzse nedir? Arkadaşlar düzse ya ekvatordadır ya kutuplardadır. Ekvatorda ne vardı? Termik alçak basınç. Kutuplarda ne vardı? Termik yüksek basınç. İçeriye doğruysa yani çevreden merkeze doğruysa alçak basınç. O zaman burası termik alçak basınç nerede yer alıyor? Ekvatorda. Bakalım S çizdi. S çizdi. Kuzey yarımkürede. Kuzey yarımkürede. İçeriye doğruysa neydi arkadaşlar? Alçak basınçtı. O zaman bunu. Yani merkeze doğru. Ters S çizdi. Güney yarımküre. Dışarıya doğru yani çevreden merkeze doğru yüksek basınç değil mi arkadaşlar? Evet. Dışarıya doğru çevreden merkeze doğru yüksek basınç. Düzse ne dedik? Ya ekvatorda ya kutuplarda. O zaman nerede bu? Kutuplarda. Değil mi arkadaşlar? Evet. Yeryüzündeki basıncın dağılımına baktığımızda termik basınç kuşakları. Arkadaşlar termik basınç kuşakları 0 derece ve 90 derece de termik basınç alanları oluşur. 0 derecede oluşana termik alçak basınç diyoruz arkadaşlar. Nerede oluşur bu? Ekvator ve çevresinde yıl boyunca etkili olan basınçtır. Sürekli sıcaktır. Bu nedenle sıcak hava yükselir. Yükseldiği için yağış fazladır burada arkadaşlar. Yağış fazladır ve burada sürekli termik alçak basınç. Sürekli dememin nedeni yıl boyunca oluşur. Nedeni ne? Niye oluşmuştur 0 ve 90'daki dünyanın şeklinden? Tekrar söylüyorum. 0 ve 90'daki termik basınçlar dünyanın şeklinden kaynaklı oluşur. 90 derecede termik yüksek basınç vardır arkadaşlar kutuplar çevresinde. Yıl boyunca görülüyor bu basınç. Burası çünkü yıl boyunca soğuktur. Ağırlaşan hava alçalır ve ne yapar arkadaşlar soğuduğu için termik yüksek basınç oluşur. Yıl boyunca burası sürekli soğuktur ve termik yüksek basınç oluşur. Dinamik basınçlar hangileri? Dinamik basınçlar 30 ve 60 derece enleminde oluşan basınçlardır. Bunlar dünyanın günlük hareketinden kaynaklı oluşurlar. Dinamik basınçlar günlük hareketten kaynaklı oluşurlar. Arkadaşlar 30 derece enlemlerinde dinamik yüksek basınç alanı, 60 derece enlemlerinde dinamik alçak basınç alanları oluşur. İlk önce 60 derece enleminde bulunan dinamik alçak basıncından bahsedeyim arkadaşlar. Kutuplardan gelen ve 30 derece enlemlerinden gelen hava kütleleri 60 derece enlemlerinde karşılaşıyor. Sıcaklık ve nem bakımından farklı hava kütleleri karşılaşıyor. Burada bir cephe oluşuyor arkadaşlar. Sıcak hava soğuk havanın üzerinde yükseliyor. Yükselince arkadaşlar yükselici havaya bağlı olarak burada sürekli dinamik alçak basınç oluşuyor. Bu alan yıl boyunca yağış oluyor. 60 derece enlemleri. Arkadaşlar dinamik yüksek basınç 30 derecedeki ise ekvatoral bölgeden ısınıp yükselen hava kütleleri kutuplara doğru hareket ediyor. Bir de kutuplardan gelen hava kütlesi var değil mi arkadaşlar? Evet. Ekvator yönünden gelen hava kütlesi ne yapıyor arkadaşlar? Kutuplara doğru hareket ediyor. 30 derece enlemlerinde ne yapıyor burada? Merkez kaç kuvvetinin yani günlük hareket sonucu oluşan merkez kaç kuvvetinin etkisiyle ne yapıyor bunlar? Alçalıyorlar. Alçalınca orada basıncı artırıyorlar. Günlük hareket sonucu oluşan merkez kaç kuvveti etkisiyle alçaldıkları için bunlar dinamik yüksek basınç alanı oluyorlar. Kurutucu etkiye sahipler arkadaşlar. 30 derece enlemlerinde oluşuyorlar. Dünyanın en sıcak çölleri de burada oluşuyor. Asor ve Hawaii
dinamik yüksek basıncını bilebiliriz. Evet, ekvator ve kutuplardaki termik basınçlar sıcaklıkla ilgili ve oluşumunda dünyanın şekli, 30 ve 60 derece enlemindeki dinamik basınçlar dünyanın eksen hareketi yani kendi etrafında dönmesiyle ilgilidir. Yani günlük hareketle ilgili. İzobar eş basınç eğrisi. Arkadaşlar, yeryüzünde aynı basınç değerlerine sahip olan noktaları birleştiren eğrilere izobar ya da eş basınç eğrisi diyoruz. İzobar eğrileriyle çizilen haritalara da izobar haritası adı veriliyor. Bu haritalar özellikle ve görünümleri bakımından izoüst ve izoterm haritalarına benzerlik gösteren haritalar. Ha, bu arada bu haritalarda şunu görebilirsiniz arkadaşlar. Bu haritalarda şunu görebilirsiniz. Bakınız, yüksek basınç olduğunu, içeride sayı fazla, dışarıda sayı az. Alçak basınçta ne? İçeride sayı az, dışarıda fazla. Bu şekilde bilebilirsiniz. Burada rüzgarlar dışarıdan içeriye, burada rüzgarlar içeriden dışarıya. Yani rüzgarlar yüksek basınçtan alçak basınca doğru olur arkadaşlar. Evet, Ocak ayı basınç haritasına baktığımızda bu ayda kuzey yarımkürede yüksek basınç var. Nereler üzerinde var yalnız yüksek basınç? Karalar üzerinde, değil mi arkadaşlar? Yani Asya kıtasında. Bu durumun nedeni ne? Bu durumun nedeni Ocak ayında kuzey yarımkürede kış mevsimi yaşanıyor. Karalar erken soğuduğu için soğuk, termik, yüksek basınç oluşuyor. Güney yarımkürede bu dönemde karalar üzerinde ne oluşur? Alçak basınç. Denizler üzerinde yüksek basınç oluşur arkadaşlar. Temmuz ayına geldiğimizde kuzey yarımkürede karalar üzerinde sıcaklık fazla olduğu için basınç nedir? Azdır. O zaman alçak basınç görülür. Bu durumun nedeni karaların sıcak olması Temmuz ayında. Yani kuzey yarımkürede yaz mevsimi yaşanıyor. Karalar daha erken ısındığı için daha sıcak. Kuzey yarımkürede denizler nedir? Yüksek basınçtır. Güney yarımkürede ise karalar soğuktur. Yani kış yaşanıyordur. Yüksek basınç. Arkadaşlar, denizlerde ne vardır? Denizler daha sıcaktır. Alçak basınç özelliği görmüyoruz. Aşağıdaki şekil bir yerde herhangi bir anda etkili olan basınç merkezini ve yatay yöndeki hava hareketlerini göstermektedir. Buna göre bu basınç merkezinin özellikleri kesinlikle belirlenebilir. Bakın, S çiziyorsa nedir? Yarım küresini bulabiliyorsunuz. Basınçtan sıcaklığı bilemezsiniz arkadaşlar. Kara ve deniz üzerinde olma, görebiliyor musunuz böyle bir şey? Hayır. Ama buranın yüksek mi alçak mı basınç olduğunu bilebilirsiniz. Nasıl bilirsiniz arkadaşlar? Merkezden çevreye doğru ise yüksek basınçtır. Çevreden merkeze ise alçak basınçtır. Bakalım, kuzey yarımkürede bir yüksek basınç merkezine ait olan aşağıdaki şekilde hata yapılmıştır. Bakalım, kuzey yarımküre diyorsa hangi harfi çizmesi gerekiyordu? S. Burada ne çizmiş arkadaşlar? Ters S. O zaman hatamız direkt ortaya çıktı. Ne yapacağız? Hatayı nasıl gidereceğiz arkadaşlar? Basınç değerini gösteren sayılar 1013 milibardan daha küçük olacak şekilde değiştirirse, hayır, bununla alakalı değil. Basıncı gösteren sayıların değeri merkezden çevreye doğru büyüyerek yazılırsa, hayır arkadaşlar. İzobarlı eğrilerin sayısı artırılırsa, hayır. Rüzgara gösteren oklar saat dibinin dönüş yönünde çizilirse, evet. Rüzgara gösteren oklar çevreden merkeze doğru ise, hayır. Evet, 2012 LYS 4. Buna göre aşağıdaki şekillerin hangisine dinamik basınç merkezi ve bu merkezdeki hava hareketinin yönü doğru olarak gösterilmiştir? Sürekli basınç merkezleri dinamik ve termik kökenli olarak çizilir. Dinamik diyorsa kaç derece enleminde olacak? 30-60. 60'da alçak basınç, 60'da alçak basınç, 30'da yüksek basınç olacak. Ona göre bakalım, 60'da alçak basınç kuzey yarımküre. 30-60 diye gidiyorsa kuzey yarımküre. Evet, doğru olarak gösterilmiş. Diğerlerine bakmamıza gerek yok. Evet, bunlarla ilgili sorulara bakalım. Sonra arkadaşlar, diğer konumuz olan rüzgarlara geçeceğiz birlikte. Normal atmosfer basıncı kaç milibardı? 1013 milibar. Yer çekiminin etkisiyle atmosferi oluşturan gazların yeryüzüne uyguladığı kuvvete, evet, atmosfer basıncı diyoruz. Atmosfer basıncı neyle ölçülüyordu? Barometre ile ölçülüyordu.
Kutuplar çevresinde yıl boyunca ne oluşuyor? Termik yüksek basınç oluşuyor. Yeryüzünde aynı basınç değerine sahip olan yerleri birleştiren eğrilere izobar eğrileri denir. Doğru yanlışa bakalım. Yükselti arttıkça hava soğuyup ağırlaştığı için basınç artar. Değil mi? Bakınız bastırıyorum. Basınç artıyor. Öyle mi? Ama yükselti arttıkça diyor. Yükselti arttıkça hava soğuyup ağırlaşmaz. Yükselti arttıkça arkadaşlar basınç azalır. Evet. Yüksek basınç alanlarında yatay hava hareketleri çevreden merkeze doğrudur. Çevreden merkeze doğru mudur? Hayır arkadaşlar. Yüksek basınç alanlarında yatay hava hareketleri merkezden çevreye doğru. Ekvatorda yıl boyunca sıcaklık farklı olduğu için ısınan hava yükselir ve sürekli alçak basınç koşulları yaşanır. Doğrudur. Dinamik basınç kuşaklar dünyanın günlük hareketine bağlı olmuştur. Doğrudur. Alçak basınç alanlarında hava genellikle açık ve güneşli. Hayır, alçak basınç alanlarında hava genellikle kapalı, bulutludur. Yağış ihtimali fazladır. Nem fazladır. Basıncı 1013 milibarın altında olan merkezlere alçak basınç merkezi denilmektedir. Alçak basınç merkezlerinin genel özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilmez? Yağış görülme ihtimali fazladır. Doğru. Yatay dikey yönde hava dikey yönde alçalıcı özellik gösterir. Alçalıcı mı, yükselici mi? Alçak basınç da yükselici değil mi? Yüksek basınç alanına göre hava daha kapalıdır. Doğru. Termik kökenli alçak basınç merkezlerinde sıcaklık fazladır. Değil mi ekvator örneği? Havanın yatay yönde hareketi çevreden merkeze doğru. Evet. Yani cevabımız doğru. Görselde verilen basınç merkezi ve çevresiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Arkadaşlar bu arada sorudan sonra rüzgarları devam edeceğiz sorulardan sonra. Basınç merkezi ve çevresiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bakalım S çizmiş kuzey yarımkürede dışarıya doğru yüksek basınç. Havada yağış oluşma ihtimali azdır. Evet yüksek basınçta yağış az. Ekvator çizgisinin kuzeyine yer alır. S olduğu için kuzey yarımkürede. Hava hareketi merkezden çevreye doğru. Doğru. Hava dikey yönde alçalıcı. Alçalıcıdır değil mi? Yüksek basınçta alçalıcı hava hareketi görülüyor. Bu tür basınç merkezleri yalnızca büyük su kütlelerinde oluşmaktadır. Hayır arkadaşlar. Karalar üzerinde de oluşabiliyor. Yandaki şekilde bir dağın yamacının farklı yüksekliklere sahip noktaları numaralı olarak göstermiştir. Basınç değerinin daha düşük olması beklenir. Yükselti arttıkça basınç azalır. O zaman yükselti arttıkça basınç azalıyorsa arkadaşlar, yükselti arttıkça basınç azalıyorsa cevabımız 5 oluyor. Evet, yukarıdaki basınç ve basıncı etkileyen unsurlar arasındaki ilişkiyi gösteren grafiklerden hangisi yanlıştır? Yükselti arttıkça basınç azalır. Doğru. O zaman 1 doğru. 2'de yoğunluk artarsa basınç da artar. 2'de doğru. 3. Sıcaklık artarsa basınç azalır. O zaman yanlış olan hangisi arkadaşlar? 3 numara. Evet. Aşağıdakilerden hangisi kuzey yarımkürede yüksek basınç alanını gösterir? Aşağıdakilerden hangisi kuzey yarımkürede yüksek basınç? Kuzey yarımkürede olması için S çizmesi gerekiyor değil mi? S. Yüksek basınç olabilmesi için ne olması gerekiyor arkadaşlar? Dışarıya doğru olması gerekiyorların. O nedenle cevabımız ne? B. Arkadaşlar bugünkü yani bu basınç olayında neyi gördük biz? Neyi gördük? Basınç nerelerde fazladır? Basınç merkezleri nedir? Alçak basınç, yüksek basınç merkezleri nelerdir arkadaşlar? Bunları gördük. Şimdiki devam edeceğimiz konuda ise biz neyi göreceğiz arkadaşlar? Rüzgarları göreceğiz. Rüzgarlarda neyi göreceğiz peki arkadaşlar? Rüzgarlarda neyi göreceğiz? Rüzgarların oluşması, nedenleri, rüzgarlar oluşurken arkadaşlar ne gibi özellikler görülüyor? Bunları göreceğiz. Dünyadaki rüzgar türleri nelerdir? Onları göreceğiz.
birlikte bu şekilde hareket edeceğiz. Şimdi videoyu hazırlarken ben arkadaşlar devam edelim konuya. Videoyu hazırladım. Buyurun arkadaşlar konuya devam edelim. Rüzgarlar. Rüzgarlar. Arkadaşlar rüzgarlar nasıl oluşuyor ilk önce ona bakalım. Rüzgarlar nasıl oluyor arkadaşlar ona bakalım. Rüzgarlar arkadaşlar yüksek basınç alanlarından alçak basınç alanlarına doğru hareket eden yatay hava hareketlerine rüzgar deniyor. O zaman rüzgar yüksek basınçtan alçak basınca doğru hareket eder. Rüzgarın hızı ve yönü anemometre adı verilen alet ile ölçülüyor. Metre bölü saniye ya da kilometre bölü saniye. Rüzgarın hızını etkileyen faktörler var. Basınç farkı, basınç merkezleri arasındaki uzaklık, sürtünme yani yer şekilleri, dünyanın günlük hareketi. Basınç farkı, yüksek basınç ile alçak basınç arasındaki fark yani gradyan ne kadar fazlaysa rüzgar o kadar hızlıdır. Basınç farkı ne kadar fazlaysa. Bakalım birinci haritada 1020-1010. Fark kaç? 10. İkinci haritaya bakalım 1020-1000. Fark kaç? 20. O zaman ikinci haritada rüzgarın hızı daha fazla olacak. İkinci haritada rüzgarın hızı daha fazla olacak arkadaşlar. Evet, diğer bir özellik arkadaşlar hızının esmesi belirleniyor değil mi arkadaşlar? Burada baktığımızda 1018-1006, 1015-1000. Hangisinde rüzgar daha hızlı? Birincide rüzgar daha hızlı. Şimdi basınç farklarını bulalım diyor. Çok basit. Arkadaşlar basınç farkı sonra da sıralandıracağız. 20-4 ne yaptı? 16. 30-10-20 16-8-8 14-96 ne yaptı arkadaşlar? Burası da 18 yaptı değil mi? Basınç farklarını bu şekilde bulduk. Sıraladığımızda zaten 2-4-1-3 şeklinde. Basınç merkezleri arasındaki uzaklık. Bakınız burada öğrenci arkadaşlarım bazen şu durumu karıştırıyor. Basınç merkezleri arasındaki uzaklığı soruyorsa basınç farkı zaten hepsinde aynıdır. Yani 1010, 90 kaç fark var? 20. Hepsinde 20 fark vardır. Boşuna hesaplamamıza gerek yok. Basınç merkezleri arasındaki uzaklık ne kadar az ise rüzgar o kadar hızlıdır. Ne kadar fazla ise rüzgar o kadar yavaştır. Ayrıca bu soruyu seviyor. Bu tür soruyu söyleme seviyor. Bakalım şimdi. Hızı diğerlerine göre daha fazla. Hangisine hız daha fazla? A'da. Hangisine yavaş? C'de. Diğer bir özellik sürtünme. Sürtünme. Arkadaşlar yeryüzünde dağlar, ormanlar, binalar, engebeli araziler sürtünme ile rüzgarın hızını azaltıyor. Yani yer şekilleri rüzgarın hızını azaltıyor. Örneğin yer şekillerinin fazla, evlerin falan fazla olduğu yere girdiğinizde rüzgarın esmediğini ama açık bir alana, vadiye, akarsu kenarına, yol kenarına gittiğiniz zaman rüzgarın daha hızlı estiğini görürsünüz. Yani yer şekilleri ya da yerden yükseldikçe rüzgar daha hızlı eserken, hızlı estiği için arkadaşlar zaten rüzgar enerji santrallerini buraya yapıyorlar. Alçaklara doğru veya yer şekillerinin içine doğru girdiğinizde rüzgarın hızının azaldığını görürsünüz. Arkadaşlar denizlerde, çöllerde ve düz alanlarda rüzgarın hızı fazladır. Yükseklerde rüzgarın hızı fazladır. Çünkü burada sürtünme azdır. En hızlı rüzgarlar zaten deniz ve okyanus üzerlerinde görülmektedir. Dünyanın günlük hareketi rüzgarın hızını etkiliyor değil mi? Arkadaşlar günlük hareketten dolayı rüzgarlar sapmaya uğruyor. Kuzey yarımkürede hangi yöneydi? Sağa, güney yarımkürede sola doğru saptığı için arkadaşlar hızda azalma meydana geliyor. Yani düz koşan bir koşucu ile arkadaşlar virajlı yolda koşan koşucuyu düşündüğünüzde ya da arabanızla düz yolda mı daha hızlı gidiyorsunuz, virajlı yolda mı gidiyorsunuz öyle düşündüğünüzde sapmaya uğradığı için arkadaşlar rüzgarın hızı azalmaktadır. Rüzgarın yönünü ne etkiler? Arkadaşlar rüzgarın yönünü basınç merkezlerinin konumu etkiler. Yani rüzgar yüksek basınçtan alçak basınca. Yine yağ şekilleri etkiler ve dünyanın günlük hareketi etkilemektedir. Basınç merkezlerinin konumu dediğimizde
Rüzgarlar her zaman yüksek basınçtan alçak basınca doğru estikleri için yüksek basıncının merkezinin bulunduğu konum rüzgarın yönünü belirler. Yani yüksek basınca bakacaksınız, alçağa bakacaksınız. Rüzgar oradan oraya esiyor. Yer şekilleri. Rüzgarlar estikleri sırada yer şekillerine çarparak yön değiştirirler. Yönü de değişen rüzgarlar boğazların ve vadilerin uzanış yönüne göre, dağların uzanış yönüne göre yön alır arkadaşlar. Rüzgarların gelişinde en fazla estiği yöne hakim rüzgar yönü adı verilir. Bakınız burada en çok rüzgar kuzeydoğu, güneybatı yönde esmiş. Şimdi bakalım burada esme sayısına göre bulacağız. Batı demiş. Batı neresi? Burada. 21. Yani şuraya koyacağız değil mi arkadaşlar batıyı? Evet. Kuzeybatı 22. Kuzeybatıya 22 koyacağız. Evet. Kuzeyden kaç tane esmiş? 92 tane esmiş. Evet. Kuzeydoğudan kaç tane esmiş? 44 tane esmiş. Doğudan kaç tane esmiş? 30 tane esmiş. Güneydoğudan kaç tane esmiş? 34 tane. Güneyden 84 tane. Güneybatı'dan 38 tane. Bu rüzgarın esme yönü neresi? Kuzey-güney yönü. Yani yer şekilleri de bu yönlü uzanıyor. Şimdi bakalım arkadaşlar. Burada yönlerini bulacağız. Bakın akarsunun bulunduğu yer vadidir. Rüzgar da bu yönlüdür. Yani kuzey-doğu, güneybatı yönü. Akarsu bu yönlü esiyor. Yani rüzgar yönü, güneydoğu, kuzeybatı. Akarsu bu yönlü esiyor. Yani bu yönlü akıyor. O zaman hangi yönlü? Arkadaşlar burada yanlış vermiş. Kuzey-güney yönlü. Buradaki şekle bakmamız gerekiyor. Burası doğuymuş. O zaman doğu-batı yönlü. Burada güneyi vermiş değil mi arkadaşlar? Buradan batı yukarısı. O zaman burası doğu oluyor değil mi arkadaşlar? Alt kısım. Ona göre neresi olur? Kuzey-güney yönlü olur. Boğaz o şekilde oluşmuş. Evet. Arkadaşlar dünyanın günlük hareketi. Dünya batıdan doğuya doğru döndüğü için kuzey yarımkürede rüzgarlar sağa, güney yarımkürede sola sapmaktadır. Bu da neyi gösteriyor arkadaşlar? Dünyanın yönünü, günlük hareketin belirlediği. Şimdi gelelim rüzgar çeşitlerimize. Arkadaşlar rüzgarlar, sürekli rüzgarlar, alize rüzgarları, batı rüzgarları ve kutup rüzgarları. Mevsimlik rüzgarlar, yaz musonu, kış musonu. Yerel rüzgarlar ise meltemler, Karadeniz meltemi, dağ vadi meltemi, sıcak yerel fön, sirokko, hamsin, soğuk yerel bora, mistral, kivet, tropikal siklonlar ya da rüzgarlar, kasırga, tayfun, tornado ve hortum şeklinde isimlendirilir. Sürekli rüzgarlar, ilk önce bilgilerimizi verelim. Sürekli rüzgarlar sürekli basınç merkezleri arasında yıl boyunca aynı yönde eserler. Etkiledikleri karaların kıyılarına genellikle yağış bırakırlar arkadaşlar. Okyanus akıntılarının yönlerini etkilerler. Sürekli rüzgarlar 3 ay geliyor. Arkadaşlar, alize rüzgarları. Alize rüzgarları 30 derece dinamik yüksek basıncından ekvatora doğru esiyor. Batı rüzgarları 30 derece dinamik yüksek basıncından 60 derece esiyor. Kutup rüzgarları 90 derece termik yüksek basıncından 60 derece dinamik alçak basınç alanına esiyor. Evet, alize rüzgarları. Alizeler 30 derecelerindeki dinamik yüksek basıncından ekvatordaki termik alçak basınç alanına doğru esiyor. Kuzey yarımkürede sağa doğru sapıyor. Bakın saat ibresinin tersi yönünde. Niye? Dünya battan doğuya doğru döndüğü için. Güney yarımkürede sola doğru sapıyor arkadaşlar. Arkadaşlar tropikal bölgede karaların doğu kıyılarına, bakınız burası Amazon havzası, burası Güney Körfezi gibi yerlere yağış bırakırlar. Sıcak okyanus akıntılarını oluşturuyorlar ve yönlerini etkiliyorlar arkadaşlar. Yıl boyunca doğudan batıya doğru hareket ederek gemilerin hareketlerini kolaylaştırdığı için bunlara ticaret rüzgarları ismi veriyor. Alize rüzgarlarının diğer bir adı neymiş? Ticaret rüzgarları. Güney ve kuzey yarımkürede gelen alizeler ekvatoral bölgede karşılaşıyor. Karşılaşınca ne yapıyorlar bunlar? Yükseliyor ve yağış oluşturuyorlar. Terse dönüyorlar sonra. Bu terse dönen rüzgarlara ne deniliyor? Ters alize rüzgarları deniliyor. Bu rüzgarlar 30 derece enlemlerinde yani çöllerde alçalarak burada tropikal çölleri oluşturuyorlar. Örneğin Sahra. Batı rüzgarları.
30 derece dinamik yüksek basıncından 60 derece dinamik alçak basınç alanına doğru esiyor. Kuzey yarımkürede de yine sağa doğru, güney yarımkürede de sola doğru sapıyor. Yani kuzey yarımkürede de güneybatıdan, güney yarımkürede de kuzeybatıdan esiyor. Orta kuşak karalarının batı kıyılarına yağış bırakıp buralarda ılıman okyanusal iklimin oluşmasına neden oluyorlar. 60 derece enlemlerinde kutup rüzgarlarıyla karşılaşıp cephe yağışların oluşmasına neden oluyorlar. Arkadaşlar şunu da bilelim. Ülkemiz orta kuşakta yer alıyor. Bu rüzgarların etkisi içerisinde. Batı rüzgarların etkisi içerisinde. Kutup rüzgarları 90 derece enlemlerinden 60 derece dinamik alçak basınç alanlarına doğru esiyorlar. Soğuk rüzgarlar soğuk ve kuru hava getiriyorlar. Kuzey yarımkürede kuzeydoğudan, güney yarımkürede güneydoğudan esiyorlar. Soğuk su akıntılarının oluşmasını sağlıyorlar. 60 derece enlemlerinden batı rüzgarlarıyla karşılaşıp cephe yağışının neden oluyor. Bir de en çok sapmaya uğrayan rüzgar kutup rüzgarlarıdır. O zaman sürekli rüzgarlar 1 alize, 2 batı, 3 kutup rüzgarları. Evet. Bakalım şimdi 2013 çıkmış soru sayısı. Buna göre haritada numaralandırılarak gösterilen ticaret yollarını oluşturan rüzgar sistemleri aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Ticaret yolları yelkenli gemiler döneminde geniş alanlı rüzgar sistemine bağlı olarak gelişmiştir. Yandaki haritada gösterilen bir numaralı ticaret yolunu takip ederek Amerika'ya ulaşan Avrupalı gemiciler Avrupa'ya dönüşte iki numaralı yolu takip ediyor. Bir de nereye gidiyorlar arkadaşlar? Evet. İki de nereye gidiyorlar? Ortada yer alıyor. Değil mi? Bir de alize, iki de batı rüzgarlar. Çok harikasınız. Mevsimlik rüzgarlar. Arkadaşlar mevsimlik rüzgarlara muson rüzgarları da deniliyor. Ya da mevsimlik devirli rüzgarlar deniliyor. Haritada görülen yer Güneydoğu Asya. Güneydoğu Asya. Güneydoğu Asya arkadaşlar. Bu rüzgarlar yaz ve kış musonları olarak da adlandırılıyorlar arkadaşlar. Musonlar yaz ve kış mevsiminde deniz ve karaların farklı ısınması sonucunda da meydana geliyorlar. Bunlar yazın ve kışın mevsim içerisinde birbirinin tersi yönde esiyorlar. Bu yüzden devrediyorlar birbirine. Yani yazın örneğin denizden karaya, kışın karadan denize doğru esiyorlar. Bu yüzden devirli rüzgarlar da deniliyor. Mevsimlik ya da yıllık devirli eksen eğikliği sonucunda oluşuyorlar. Evet arkadaşlar. Bu rüzgarlar en tipik haliyle Güneydoğu Asya'da görülüyor. Yıl içerisinde Asya kıtası ile Hint Okyanusu'nun farklı ısınmasına bağlı olarak meydana geliyor. İkiye ayrılıyor yaz ve kış musonu. Yaz musonuna baktığımızda yaz mevsiminde karalar denizlere göre sıcak. O yüzden alçak basınç oluyor. Aynı dönemde denizler daha soğuk olduğu için yüksek basınç oluyorlar arkadaşlar. Bu rüzgarlar nereden esecektir? Rüzgar yüksek basınçtan denizden karaya doğru esiyor yaz musonu. Bir mevsim boyunca estikleri için nem getiriyorlar ve ulaştıkları yere bol yağış getiriyorlar. Burada gidiyorlar, şu kısımda Himalayalarla karşılaşıyorlar. Himalayaları aşamıyorlar ve burada yamaç yağışına dönüyorlar. Şu kısımda dünyanın en yağışlı yeri olan Cherrapunchi'ye de düşüyorlar arkadaşlar. Yani dünyada en yaygın Güneydoğu Asya'da görülüyor. Dünyada en fazla yağış alan yerler de buradaydı. Kış musonu ise kış mevsiminde karalar soğuk. Soğuk olduğu için yüksek basınç. Bu nedenle denizler alçak basınç sıcak olduğu için aslında karadan denize doğru esiyorlar. Karadan geldikleri için bir mevsim boyunca kuru esiyorlar. Ve yağış oluşturmuyorlar arkadaşlar. Yerel rüzgarlar dediğimizde yerel rüzgarlar genellikle basınç şartlarına bağlı olarak oluşuyor. Bunlar şunlar. Meltemler, sıcak yerel, soğuk yerel, tropikal rüzgarlar. Arkadaşlar meltem rüzgarlarının diğer adı günlük devirli rüzgarlardır. Bunları unutmayalım. Meltem rüzgarları gün içinde basınç farklarına bağlı olarak basınç farkları daha çok karalar, denizler, dağlar, vadiler arasında kendini gösteriyor. Dar alanda etkili. Yağış bırakmıyorlar. Kısa süreli esiyorlar. Hafif esintiler esiyorlar. Bunlar Karadeniz, dağ, vadi, meltem olmak üzere ikiye ayrılıyor. Örnek deniz meltemi. Gündüz karalar daha fazla ısındığı için arkadaşlar alçak basınç. Denizler yüksek basınç arkadaşlar. Bu nedenle denizden karaya doğru esiyor deniz meltemi.
Ege bölgemizde bunu özellikle görüyoruz, deniz kenarlarımızda görüyoruz. Buna imbatta diyoruz Ege'de. Kara Meltem ise gece karalar soğuk, denizler daha sıcak olduğu için denizden karaya doğru, karadan denize doğru esiyor. Bu arada rüzgarlar geldiği yerin ismini alıyor. Karadan geldiği için buna kara meltemi diyoruz. Vadi meltemi gündüz oluşuyor bakınız. Gündüz vadiler soğuk oluyor. Nereye göre? Dağlık alanlara göre. Dağlık alanlar daha sıcak arkadaşlar. Nem miktarı az ve erken ısınıyor bu nedenle. Bu nedenle vadiden dağa doğru esiyorlar. Özellikle günlük bu meltem rüzgarları günlük basınç farkının fazla olduğu günün en sıcak ve en soğuk saatlerinde eserler. Bu da mesela öğleden sonraki vakitlerde esiyor vadi meltemi gün içinde. Dağ meltemi ise gece dağlar vadilere göre daha soğuktur arkadaşlar. Çünkü burada nem azdır biliyorsunuz. Bu yüzden vadiler alçak basınç, dağlar yüksek basınç. Dağdan vadiye doğru esiyorlar. Arkadaşlar buna da dağ meltemi diyoruz. Dağ meltemini ülkemizde Doğu Anadolu'da, Karadeniz'de çok fazla görürken Marmara Ege'de az görüyoruz. Çünkü burada yükseltiler az. Evet arkadaşlar bakalım İsviçre Alplerindeki kayak merkezleriyle kent merkezleri arasında balonla uçuş turları düzenleyen firmalar rüzgarların esme yönlerinden yararlanarak yakıttan da tasarruf etmeye çalışmaktadır. Dağ ve maden meltemlerini kullanarak düzenlenen bu turların uçuş zamanı, rotası ve yer alındığı meltem çifti aşağıdakilerden hangisi olarak belirlenmiştir? Yani gündüz nereden esecek arkadaşlar? Gündüz vadiden dağa olacak. Gece dağdan vadiye doğru olacak değil mi? Bu şekilde bulmamız gerekiyor. Yani gündüz kent merkezinden vadi merkezine doğru olacak. Arkadaşlar şimdi bakalım. Meltem ve Musun rüzgarlarını karşılaştıracağız. Çünkü bunları niye karşılaştıracağız? İkisi de devirli rüzgar. Meltemler günlük devirli, Musonlar yıllık ya da mevsimlik devirli rüzgarlar. Meltem rüzgarları günlük hareket sonucu oluşur. Muson rüzgarları arkadaşlar yıllık hareket sonucu oluşur. Meltem rüzgarları dar alanda oluşur. Muson rüzgarları geniş alanda oluşur. Meltem rüzgarları günlüktür yani kısa sürelidir. Muson rüzgarları mevsimliktir. Yani yaz ve kış. Meltem rüzgarları Karadeniz dağ vadilerin gün içinde farklı ısınması ve gün içerisindeki basınç farkından oluşur. Muson rüzgarları kara ve denizlerin yıl içinde farklı ısınması ve basınç farkından oluşur. Meltem rüzgarları iklimi etkilemezler. Kısa sürelidirler, hafif esintilidirler. Muson rüzgarları iklimi etkilerler. Hatta Güneydoğu Asya'da muson ikliminin oluşmasına neden olurlar. Evet arkadaşlar yerel rüzgarlardan bir tanesi fön rüzgarı. Sıcak yerel rüzgarlar içerisinde yer alıyoruz. Çok önemli ÖSYM'nin öz evladı diyebiliriz. En çok soru sorduğu yerlerden bir tanesi. Fön rüzgarında olaya bakmamız gerekiyor. Bir dağın yamacında yükselen nemle var. Bu rüzgar değil. Yükselen nemle var. 100 metrede 0,5 derece sıcaklığı düşüyor değil mi arkadaşlar? Ama bu hava diğer tarafa geçer. Diğer tarafa geçer. Ve dağ yamacı boyunca alçalışırken sürtünürse işte bu oluşan rüzgara fön rüzgarı diyor. Alçalırken sürtündüğü için 100 metrede 1 derece sıcaklığı artır. Arkadaşlar fön rüzgarlarının özellikleri var. Çok önemli. Fön rüzgarlarının adını Alplerin kuzey eteklerinde oluşan sıcak ve kuru rüzgarlardan almışlardır. Fön rüzgarları kış ve ilkbahar aylarında ulaştıkları yerde hava sıcaklığını 1-2 saat içerisinde 10-15 derece kadar artırarak kar örtüsünü kısa sürede eritebilir. Bunun sonucunda çığ, sel ve taşkınlara neden olabilir. Yazın etkili olduğu yerlerde kuraklığa, orman yangınlarına, tarım ürünlerinin erken olgunlaşmasına ve verimin düşmesine neden olur. Ülkemizde fön rüzgarlarına rastlanmakta. Kuzey Anadolu dağlarının yükselen rüzgarlar dağın güneyine sıcak ve kuru hava geçirirler. Güney kıyılarında kuzeye kadar belirgin olmasa da fön rüzgarları esiyor. Ayrıca fön rüzgarları Ant dağlarının batı kıyılarına Pülç, Endonezya'da Koyanbank, Arjantin'de Ant dağlarının doğu sırtlarına Zonda, ABD'de Kayalık Dağları'nda Osmanlı'da Şinuk olarak adlandırılır. Anadolu'da
bu rüzgara bakır sattıran veya kalaş da adı veriliyor arkadaşlar. Bu rüzgarları nerelerde görüyoruz onu söyleyelim ülkemizde. Ülkemizde Doğu Karadeniz kıyılarında görülüyor. Doğu Karadeniz kıyılarına arkadaşlar Alçamayak, Kaçkar Dağları'ndan Alçamayak oraya iniyor. Rize'de kış mevsiminde turunçgil yetişmesine, kış ılıklığı yaşanmasına neden oluyor. Yine Toros Dağları'ndan inerek Akdeniz'e doğru arkadaşlar burada Anamur çevresinde muz yetişmesine neden oluyor. Konya çevresinde özellikle buğdayın sararmasına neden olduğu için bakır sattıran ismini alıyor. Erzurum'da ani kar erimelerine neden olduğu için arkadaşlar kar yiyen adını alıyor. Alplerde bu rüzgarı arkadaşlar Türk rüzgarı olarak da adlandırıyorlar. Evet, şekle bakarak cevaplayınız diyor. A noktasında sıcaklık 15 derece. Arkadaşlar buna göre en yüksek sıcaklığın olduğu noktayı bularak nedenini açıklayınız. 3 numaralı rüzgar yönü etkilemekte diyor. Bakınız. Böyle çıkalım. A'dan C'ye çıktığımızda yükselti 2400 değil mi? B'nin sıcaklığını bulabiliriz. B 1000 metre. 1000 bölü 200. 5 derece azalacak. 15 ise burada o. C'deki sıcaklığı bulalım. Burada 1400 fark var. 1400 bölü 200. 7. 10 ise burada 7 derece düşük. 3 derece olacak. D'yi bulalım arkadaşlar. Burayla burası arasında 2000 fark var. Ama inildiği için bu rüzgarın ismi fön rüzgarı. 2000'i 100'e böleceğiz. 20 derece artacak. Burada da ne olur? 23 derece olur. D noktası bu nedenle en yüksektir. Fön rüzgarı estiği için. Evet. Bir numaralı rüzgar deniz mertemi olduğuna göre günün hangi vakitlerinde esmektedir? Nedeni nedir? Deniz mertemi gündüz mü eser, gece mi? Gündüz esiyor değil mi arkadaşlar? Gündüz eser çünkü gündüz karalar daha sıcak, denizler daha soğuktur. Evet, Akdeniz çevresinde etkili olan rüzgarlar hangileri bunları görelim. Arkadaşlar, bakınız kuzeyden gelirse soğuk yerel, güneyden gelirse sıcak yerel. Mistra, Fransa'nın güneyindeki dağlık alanlardan Rhône Vadisi boyunca Batı Akdeniz'e doğru esen soğuk yerel rüzgar. Bora, Hırvatistan'ın Dinar Alplerinden Adriyatik Denizi'ne doğru esen soğuk yerel rüzgar. Arkadaşlar, Kirvet, arkadaşlar Doğu Avrupa'daki dağlık alanlardan Tuna boyunca hareket eden Karadeniz'e doğru esen soğuk yerel rüzgar. Etezyen Balkanlardan Ege Denizi'ne doğru esen soğuk yerel rüzgarlar arkadaşlar. Evet, sıcak yerel rüzgarlara baktığımızda arkadaşlar bunlardan neyi göreceğiz? İlk önce Sirocco. Sirocco arkadaşlar Batı Sahra çöllerinden Akdeniz'e doğru esiyor. Sıcak yerel rüzgar arkadaşlar. Taşıdığı çöl tozları nedeniyle Güney Avrupa'da kırmızı ve sarı renkli yağışlar görülmesinin nedeni oluyor. Hamsin Libya çöllerinden doğup Orta Akdeniz'e doğru esiyor. Samyeli bizdeki diğer ismi Keşişleme Arabistan çöllerinden doğup Doğu Akdeniz'e etkili olan rüzgarlar. Bakınız güneyden gelenler ekvator yönünden geliyor sıcak. Kuzeyden gelenler kutuplar yönünden geliyor soğuk yerel rüzgarlar. Arkadaşlar fön sıcak yerel rüzgardır ama geldiği yön belli değil. Fön rüzgarı yer şekilleri etkisiyle oluşuyor. Bunu da biliriz. Tropikal rüzgarlar deyince daha çok tropikal kuşakta yani şu alanda sıcak kuşağın olduğu yerde meydana geliyor. Arkadaşlar okyanuslarda oluşuyor ve karalara doğru esiyor. Hızları çok fazla. Bunların 150-200 km'yi bulan hızları var. Bu rüzgarlara Asya'da ne deniliyormuş? Tayfun. Çince büyük rüzgar demek tayfun arkadaşlar. ABD burası arkadaşlar. Tornado. İspanyolca dönen rüzgar demek bunun adı. Tornado arkadaşlar. Meksika'da ise Meksika körfezinin olduğu yerde ise arkadaşlar. Hurins ya da Hurricane ismi veriliyor arkadaşlar. Arkadaşlar mutlak konumundan dolayı ülkemizde tropikal rüzgarlar görülmüyor. Ancak bazı durumlarda bazı bölgelerde etkili olabiliyor. Hortum da tropikal rüzgarlar içerisindedir. Hortumda şöyle bir durum vardır arkadaşlar. Aniden hava ısınır ve yükselir. Yükselince ani bir şekilde sarmal olarak hava hareketleri hareket eder. Kuzey yarımkürede bu sarmallık sağa, güney yarımkürede sola doğrudur diyor. Tropikal kuşakta kıtaların doğu kıyılarına bol yağış getiren rüzgar hangisi?
Evet, Alize. Rüzgarları 30 derece enleminde dinamik yüksek basınç alanından 60 derece enleminde doğru esiyor. Orta kuşakta batı rüzgarları. Fransa'dan Akdeniz'e doğru esen soğuk, kuru ve şiddetli bir rüzgar. Neydi? Nisan. Hindistan, Tayland, Vietnam gibi ülkelerde rüzgarların etkisiyle yaz yağışları görülür. Hangi? Evet, muson. Hangi muson? Yaz musonu. Rüzgarın hızı ve yönü adı verilen alet ile ölçülür. Anemometre. Bakalım. Gündüz karalardaki yüksek basınç alanlarından denizdeki alçak basınç alanlarına doğru esen rüzgarlara kara meltemleri adı verilir. Gündüz karalardan yüksek basınç. Öyle miydi abi? Gündüz mü oluyordu? Hayır, değil mi? Libya çöllerinden doğup Orta Akdeniz'e doğru etkili olan rüzgar. Hamsindi, değil mi? Evet, değildi. Yüksek dağ yamaçlarından alçalmaya bağlı olarak oluşan çevresine göre belirgin şekilde sıcak ve kuru olan rüzgarlara genel olarak fön rüzgarları denir. Fön rüzgarları yer şekilleri etkisiyle oluşuyordu. Bir bölgede rüzgarların yıl içinde en fazla estiği yöne hakim rüzgar yönü denir. Dünya batıdan doğuya doğru döndüğü için rüzgarlar kuzey yarımkürede sola mı sağ mı? Güney yarımkürede sağa sapmaktadır. Yanlış değil mi? Bakalım. Yukarıdaki izobar haritası üzerinde oklar yönünde gösterilen rüzgarlardan hızı en az olandan en fazla olana doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Hızı en fazla olan 1 değil mi? Sonra 2, sonra 3. A noktasının ok yönünde hareket eden bir hava kütlesi dağın diğer yamacına fön etkisi kazanarak B noktasına ulaştığında sıcaklığı kaç derece olur? Bakın 8 dereceymiş. 1400'e çıkıyor. Çıkarken 200'e böleceksiniz. 1400 bölü 200 7. 7 derece düşecek. 1 derece değil mi dağın tepesinde? 1400 aşağıya inecek. 1400 bölü 100. Çünkü fön rüzgarı olduğu için. Arkadaşlar ne olacak? 14 derece. 1, 14, 15 olacak. Doğru mudur? Evet. Aşağıdaki A merkezine ait rüzgar frekans büyülü verilmiştir. A merkezinin topografi haritası aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? Bakın ziyer şekli bu şekilde olacak arkadaşlar. Ziyer şekli bu şekilde olacak. Bu şekilde olan, bakın şurada A'da bu şekilde. A'da bu şekilde. A'da dört taraftan, bakınız Boğaz arkadaşlar. A bu şekilde, burada bu şekilde. O zaman hangisi oluyor cevabımız? Edirne. Yani Akarsu Vadisi'ne bakmamız gerekiyor. Alize rüzgarları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Kutuplardan 60 derece enlemlerine doğru esen kuru rüzgarlardır. Kutuplardan 60 derece enlemine kutup rüzgarı doğru arkadaşlar. Cevabımızı bulduk. Devam edelim ama. Ekvatordan 30 derece enlemine doğru üstten esen rüzgarlara ters alize deniliyor doğru. Ekvator çevresinde kıtaların doğu kıyılarına yağış bırakır. Neydi arkadaşlar bu? Alize rüzgarlarıydı. Değil mi arkadaşlar? 30 derece enlem kuzey yarımküre esiş yönü sağına saparlar. Evet, kuzey yarımkürede sağ, güney yarımkürede sola. 30 derece enlemlerde dinamik yüksek basınç alanlarından ekvatordaki termik alçak basınç alanlarına doğru eserler. Aşağıdaki görselde sürekli rüzgarların esiş yönleri gösterilmiştir. Bu rüzgarlardan hangisinin esiş yönü yanlıştır? Esiş yönü yanlıştır. Arkadaşlar bakalım sağa sola. Kuzey yarımkürede sağa değil mi? Sağa. Sağa. Arkadaşlar burada ne yapmış? Sağ mı? Bu sola sanki değil mi arkadaşlar? Sağ demek şuydu. O zaman bu yanlış. Doğru mu? Bakalım kuzey yarımkürede kutup rüzgarların esiş yönü yanlış. Diğerlerini hep sola doğru bakınız. Sola doğru. Sola doğru oluyor. Evet arkadaşlar bir dersimizi daha bitirdik. Derslerimizi izlemeye, takip etmeye devam edin. Konuları birlikte halledeceğiz. Birlikte başaracağız arkadaşlar. Birlikte başaracağız. Başarılar diliyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olun. Görüşürüz arkadaşlar.